Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Safa Sönmez. BT310 Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında hazırlamış olduğum paylaşım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde operatörleri işleyeceğiz. Öncelikle operatörlerin tanımını yapalım. Operatörler, hazırlamış olduğumuz skripler üzerinde matematiksel ya da mantıksal işlemleri yapabilmemize olanak sağlayan özel karakter veya karakterler grubudur. Ayrıca operatörler ile işlem yapabilmek için değişkenlere veya değişken gruplarına ihtiyacımız vardır. Yapabileceğimiz en net tanım budur. Dilerseniz operatörleri tanımaya başlayalım. İlk olarak karakter katarı operatörünü göreceğiz. Karakter katarı şeklinde yazalım. Bu operatörü iki veya daha fazla değişkeni birbiriyle bağlamak için kullanırız. Örneğin iki tane değişken tanımlayalım. A değişkeni benim adımı. B değişkeni ise benim soyadımı depolasın. Bu iki değişkeni birbiriyle bağlamak için A nokta B diyorum. Burada nokta karakteri, karakter katarı operatörümüz oluyor. Bu ifadeyi yazdırdığımızda iki değerin birleştiğini görebiliriz. Şimdi bunu yazdıralım. Eko şeklinde hemen bakalım. Gördüğünüz gibi birleşmiş. Şimdi burayı yorum satırına çevirelim. Ve devam edelim. İkinci başlığımız aritmetik operatörler. Hemen bir başlığımızı atalım. Aritmetik operatörler değerler üzerine matematiksel işlemleri yapmamıza olanak sağlar. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi dört temel işlem ile beraber değerin üstünü almak veya bölümden kalanı bulmak gibi işlemleri aritmetik operatörler ile beraber yaparız. Şimdi A ve B adında iki tane değişken oluşturalım ve değerlerini atayalım. A değişkenim 10 olsun. B değişkenim de 3 olsun. Toplama işlemini yapmak için A artı B diyorum. Burada artı operatörü, ya artı karakteri bizim toplama operatörümüz. Sonucu yazdırmak istiyorum. Hemen echo diyeyim. Baktığımızda 13 toplama işlemini yapmış. Bunun dışında çıkarma işlemi yapmak için artı karakterini silip bunun yerine de eksi yazıyorum. Eksi burada bizim çıkarma operatörümüz oluyor. Çıkarma işleminde yaptığını görüyoruz. Çarpma işlemini yapmak için eksiği yine siliyorum. Bunun yerine yıldız karakterini koyuyorum. Sonucunda çarpma işlemi yapılmış oluyor. Hemen bir sonuca bakalım. 30 ifadesini vermiş bize. Bunun dışında A değerini B değerine bölmek için slash karakterini kullanıyorum. Ve bölme işlemi böylece gerçekleşmiş oluyor. Hemen bakalım 3.33 sonucunu bize veriyor. Üs alma işlemi için çarpma operatörü olan yıldız operatörünü iki kere yazıyorum. Böylece üs alma işlemi yapılıyor. Onun kübü 1000 olduğu için 1000 sonucunu vermesini bekleriz. Bakalım 1000 sonucunu verdi bize. Bölümden kalanı bulabilmek için yüzde sembolünü kullanıyorum. Yüzde karakterini kullanıyorum. Sonuca baktığımızda 10 bölü 3'ten kalanın 1 olması gerekiyor ve bize bir sonucunu yazdırması gerekiyor. Hemen bakalım. Bir sonucunu bize vermiş. Burayı da hemen yorum satırına çeviriyorum. Bir diğer başlığımız atama operatörleri. Hemen şöyle başlığımı atayım. Fark ettiyseniz hani değişken tanımlarken değeri atamaktan bahsetmiştim şurada. Bir değişkene değer atamak için eşittir karakteri kullanılır. Matematikteki eşittir gibi değildir bu. Hani sağdaki değeri soldaki değişkene tanımlar. Karakter katarı operatörü ve aritmetik operatörlerin atama operatörüyle bir araya gelerek oluşturduğu operatörler de vardır. Bu operatörler işlemleri kısa bir şekilde göstermek içindir. Örneğin bir A değişkeni tanımlayalım. Ve buna bir değer verelim. Bu A değişkenine 4 eklemek istediğimiz zaman ne yapıyorduk? A eşittir. A artı 4. Bunun kısa bir gösterimi var.
Şunu böyle yorum satırına çevireyim ve daha kısa halini yazayım. A artı eşit 4 dediğimde daha kısa bir şekilde sonucu A değişkenine atarım. Hemen A değişkenini yazdırmak istiyorum. 5 artı 4'ten 9 sonucunu vermesi gerekiyor bize. Baktığımızda 9 sonucunu da almış oluyoruz. Tüm aritmetik operatörler atama operatörü ile bir araya gelerek daha kısa gösterebilme durumu mevcuttur. Karakter katarı operatörü de aynı şekilde atama operatörü ile bir araya gelerek kısa bir şekilde kullanılır. Hemen burayı da yorum satırına çevirelim. Dördüncü başlığımız arttırma ve azaltma operatörleri. Hemen başlığımızı atayım. Bu başlık işlemden önce arttırma ya da azaltma ve işlemden sonra arttırma ya da azaltma olarak ikiye ayrılır. Arttırma operatörü iki tane artıdır. Şöyle yazayım. Azaltma operatörü ise iki tane eksidir. Şimdi hemen bir değişken atayım gene A diyeyim ve buna 4 değerini vereyim. İşlemden önce arttırmak istiyorsam değişkenden önce artı artıyı koyuyorum. Burada bize 5 değerini vermesini istiyoruz. Biz 5 değerini vermesini bekliyoruz daha doğrusu. Hemen bakalım. Yenilediğimizde 5 değerini verecektir bize. Aynı şekilde eksi koyduğumuzda bizim yazılmasını istediğimiz sonuç 3 olacak. Bakalım bir. 3 değerini verdi bize. İşlemden sonra arttırmak istediğimizde burada normalde biz 5 değerini vermesini bekleriz ama baktığımızda tekrar 4 değerini verecek. Neden? Çünkü biz işlemden sonra arttırmasını istedik. Yani yazdırdıktan sonra istedik bunu. Hemen şöyle geçeyim. Echo diyeyim ve A diyeyim. Şurada nokta karakter katarı operatörünü kullandım. Burada da BR deyip alt satıra geçmesini sağlıyorum. Bize 5 değerini verecektir burada. Hemen burayı da yorum satırına çeviriyorum ve devam ediyorum. Diğer bir başlığımız karşılaştırma operatörleri. Onun içine bir başlık atalım buraya. Karşılaştırma operatörleri. Bu operatörler koşullu ifadelerle beraber kullanılır daha çok. Koşullu ifadelere bir sonraki videoda değineceğiz. Fakat bu operatörleri bilmemiz gerekiyor. Öncelikle A ve B adında iki tane değişken tanımlayalım ve değer atayalım bunlara. A değişkenimiz 10 olsun. B değişkenimiz de 3 olsun. Biz kimi zaman iki verinin birbiriyle eşit olma durumuna bakmak isteriz. Yani A B'ye eşit mi diye sorarız. Bu işlem için iki tane eşittir karakteri kullanırız. Bu işlem sonunda bize boolean türünde bir yanıt döner ve bu neredeyse tüm karşılaştırma operatörlerinde geçerlidir. Hemen A değişkenin B değişkenine eşit olup olmadığına bakalım ve sonuç olarak bize nasıl bir yanıt döndürdüğüne vardan fonksiyonu ile bakalım. Var alttan tire dump diyorum. A eşit eşit B diyorum. Bunun sonucunda bize false dönmesini bekleriz. Bakalım false döndü. Bunun dışında iki değerin birbirine denk mi olduğuna bakmak isteyebiliriz. Hani bunun için de 3 tane eşittir koyarız. Eşittir operatörü varken hani buna neden ihtiyaç duyarız? Çünkü eşittir operatörü değişkenlerin türüne bakmaz. String bir ifade bile olsa içeriği eşitse true değerini döndürür. Hemen bununla da ilgili bir örnek yapayım. 10 diyorum. Eşittir dediğimizde gene true dönecektir. Bakalım true döndü. Biz bunu denktir yaptığımızda false değerinin dönmesini bekleriz. Yani veri türüne de baktığı için içeriği eşit bile olsa bu ikisinin false değeri dönecektir. Bunlar dışında değerler birbirine eşit değil mi diye de bakabiliriz ya da denk değil mi diye de bakabiliriz. Eşit değil mi diye bakmak için ünlem eşit yazarız ve eşit değilse bize true, eşitse de false değerini döndürür. Hemen bakalım false değerini döndürdü.
Denk değil mi diye baktığımızda da yıldız iki tane eşittir koyarız ve bakarız. Eşit değildir. Çünkü 10 ile 10 birbirine denk değildir. Bu yüzden de true değeri döner. Bazı durumlarda iki değerin birbirinden küçük olup olmadığını ya da büyük olup olmadığını kontrol etmek isteriz. Hani matematikten de bildiğimiz gibi küçüktür, büyüktür ya da küçük eşittir ya da büyük eşittir gibi semboller kullanırız. Matematikte de zaten aşina olduğumuz bir durumdur. Bunlar için bir örnek yapmayacağım ben. Şurayı siliyorum. Şurayı da aynı şekilde yorum satırına alıyorum. Şunu da tekrardan 3 yapıyorum. Son olarak PHP 7 ile beraber gelen spaceship yani birleşik karşılaştırma operatörüne değinelim. Genellikle switch case ile beraber kullanılır. Küçüktür, eşittir ve büyüktür karakterlerinin bir araya gelmesiyle oluşur. A'nın değeri B'nin değerinden küçükse eksi 1, eşitse 0, büyükse 1 değerini döndürür. Bununla ilgili bir örnek yapalım ve sonucu yazdıralım. Echo diyorum. A değişkeni küçük, eşit ve büyük. B diyorum. Sonucunda bir değerini döndürmesini bekliyorum. Çünkü 10 değeri yani A'nın değeri B'nin değerinden büyüktür. Baktığımızda bir değerini de döndürmüştür. B'nin değerini 13 yapıyorum. Burada da bize eksi bir değerini döndürmesini bekliyoruz. Baktığımızda da eksi bir değeri döner. Bunun haricinde bir de ikisini 10 yapalım. Burada da bize sıfır değerini döndüreceğini görüyoruz zaten. Karşılaştırma operatörleri bu kadardı. Burayı da yorum satırına çevirelim hemen ve devam edelim. Altıncı başlığımız mantıksal operatörler. Bu operatörler de karşılaştırma operatörlerinde olduğu gibi genelde koşullu ifadeleriyle beraber kullanılır. Bu operatörlerden ilki değilse operatörü şöyle yazayım. Hatta önce başlığımızı atalım. Değilse operatörümüz ünlemdir. V operatörümüz var bir de. V operatörü şöyle iki tane ampersanın bir araya gelmesiyle oluşur. Bunun haricinde bir de ya da operatörümüz var. İki tane çizginin bir araya gelmesiyle oluşur. V operatörü yani şu operatör iki veya daha fazla değerin doğru olup olmadığını kontrol eder. Ya da operatörü ise iki veya daha fazla değerden en az birinin doğru olup olmadığını kontrol eder. Koşullu ifadelerle beraber çokça kullanacağız zaten biz bu operatörleri. Arkadaşlar operatörler konusu bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.